insanlar gerçekten geçim derdinde. Geçinemiyorlar. İşsizlik son derece yüksek. Hükümet de bunlara çare arayacak noktada, durumda değil. Mevcut iktidar yani duyarlı değil halkın sorunlarına karşı. Sadece kendi iktidarını güçlendirebilmek için her türlü yünteme başvuruyor. Yani olumsuz anlamda söylemek istiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Peki abi, hükümet ya da devlet vatandaşa diyor ki tasarrufa gidin. Peki hükümet ya da devlet kendisi tasarrufa gidiyor mudur? Şüphesiz gidiliyor. Yani Erdoğan 76 mı? 76 bin lira maaş alırken yeni zam yapmış, bütçede öyle bir uygulamaya gidilmiş. 81 milyar lira para, 81 bin lira olmuş maaşı. Ama vatandaş asgari ücretle işçi, mevsimlik işçi gidiyor, kaza geçiriyor bu halde traktörlerin üzerinde. Yani gerçekten düşündürücü bir durum. Yani toplum da bu tür olaylara, bu tür durumlara karşı çok duyarsız, çok tepkisiz. Ama halkın üzerinde büyük baskılar söz konusu. Susturulmuş, kendi özgürce kendi düşüncesini dile getiremiyor. Açıklamaya çalışıyorum ama tedirginim. Acaba başıma ne gelecek diye ben tedirgin oluyorum. Ama her şeye rağmen biz susmayacağız, konuşacağız. Gücümüzün yettiği oranda da özgürce düşüncemizi dile getireceğiz. Bütün halk, bütün Türkiye halkları bunu çok iyi bilsin. Yani bunu artık yeter densin. Yani savaş. Nereye varacak? Niye barışa yönelmiyoruz? Niye birlikte yaşamayı öğrenmiyoruz? İsraflar daha çoğalıyor. Yani yemeler, içmeler. Devlet vatandaşa diyor ki tasarrufa gidin. Sizce devlet kendisi tasarrufa gidiyor mudur? Yani bu anlamda bir çelişki var tabii ki. Hani tasarrufa gidilmiyor, devlet kendisi tasarrufa gitmiyor. Ama vatandaş da bu uyarıları yine dikkate almıyor. Yani bir ortak bir doğrultuda buluşulursa hem devlet hem vatandaş beraber bir tasarruf yapılabilir tabii ki. Peki son gelen zamlar vatandaşın cebini nasıl etkiledi? Yani büyük oranda kendimden bahsediyorum, olumsuz etkiledi. Yani bir kamu görevlisi olarak. Ama yine de ne olursa olsun biz her zaman yaşamaya devam ediyoruz. Etmek zorundayız. Tasarruf mu yapalım kardeşim? He? Ne maaşımızı yetiştirebiliriz? Yani her şey kısa bir hal oldu. Allah sonumuzu hayır etsin. O kadar. Böyle bir tasarrufa gittiği yok. Bence bir tasarruf yapıyor, vatandaşın elinde geliyorsa onu yap. Son gelen zamlar vatandaşın cebinde %40'ını etkiledi. Maaşın %40'ı gitti. Şu anda yani günü gün ediyoruz. O şekildedir. Ya tasarruf yapacağına herhangi bir dal yok yani. Çünkü senin elinde değil. İster istemez o parayı ödüyorsunuz yani, öyle bir zorunluluğumuz var. Ne yapabiliriz? Ya hocam şimdi şöyle bir şey var. Bakanların son dönemlerde yapılan maaş zamlarına baktığınız zaman bu onları hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Hani vatandaşın ne yaptığı, hangi zorlukları çektiği onları ilgilendirmiyor gibi gözüküyor. Biz öyle düşünüyoruz yani vatandaş olarak. Ki öyledir de yani. Ben bugün 50 bin lira maaş alıyorsam, sen 2 bin lira maaş alıyorsan ben seni düşünmem. Ya zaten tasarruf edecek bir para yok ortada. Olmayan neyle tasarruf edeceksin ki? İşsizlik halt safhada. Ben kendim esnaftım, kepenk kapattım. Neyden dolayı kepenk kapattınız? Vergilerden dolayı. Benim sadece stopaj vergim 15 milyar 600 liraydı. Bu sadece kiranın stopajıydı. Geri kalan vergilerle işi yürütemedik. Kapatmak zorunda kaldık. Ben Aksaray'daydım, yeni geldim. Peki ne iş yapacaksınız bundan sonra? Var mı aklınızda? Aklımda şu an için hiçbir şey yok ama herhalde bir iş bulabilirsem işçi olarak bir yerde çalışacağım. Patronken işçi, işçi dahi olamıyoruz şu zamanda. Allah sonumuzu hayretsin. Sizce devlet yetkilileri tasarrufta bulunuyor mu?
Devlet yetkilileri hiçbir şekilde bir tasarrufta bulunmuyorlar. Bunlar iki zaten karşılıklı dövüş. CHP AK Parti'ye bir şey söylüyor. AK Parti'deki adam da CHP'ye bir şey söylüyor. Arada kaymağı götüren onlardır. En son Binali Yıldırım'ın oğlu Texas'ta kumar masasında yakalanmadı mı? Ne diyelim yani, bunun üstüne bir şey konuşabilir mi insan? Devlet kurumları, devlet yetkilileri bir tasarrufa gidiyor mu? Havalar soğuyunca neyle ısınacağız? Doğalgazla. Doğalgazla nasıl tasarrufa geçeceğiz? Herhangi bir tasarruf nasıl tasarrufa geçeceğiz? Isınmak lazım. Isınmamız lazım. Elektriğe gelince buzdolabımız, çamaşır makinemiz diye elektronik cihazlarımız devamlı takılı olacak. Malum takılı, nasıl tasarrufa gideceğiz? Yani ona tasarrufa gidilir mi? Sormak istiyorum. Devlet bu şekilde tasarrufa geçiyor, tasarruf yapıyor. Cebimizden çıkarıp başkasına ödeme yapınca o tasarruf, onlara göre tasarruf. Ama bize gelince tasarruf yok. Şimdi bizi dövecekler, yarın bizi emniyet alacaklar. Kim konuşabilir? Yani şu an hep idaredir. Çünkü milletin, halkın cebinde para kalmamış ki. Hiçbir şeye harcama yapamıyor ki. Sadece görüyorsun. Bak şuradaki insanlara çevir bak. Hiçbir kimsenin, esnafın dükkanının içinde müşteri yok. Sadece gidip gelmedi. Başka bir şey yoktur burada. Devlet tasarrufta bulunmuyor. Hiçbir tasarrufu yok devletin. Huzuri masraflarından başka hiçbir şey yaptığı yok. Mesela verdikleri ihalede, verdikleri yol ihalelerinde, çalışmalarda, kaldırımlarda, sanayinin 3 sefer kaldırımları yapıldı. Yol kaldırımına 2 tane insan basmamış üstüne. 3-4 sefer de değişti. 3-4 sefer de insan geçmemiş üstlerinde. Hani tasarruf? Devlet kendisine gelince tasarruf yapmıyor ama halka diyor ki oruç tutun. Halkın boğazına, artık gırtlağına, gırtlağında gözü var. Cebine dokunmaya başlamış. Bir lamba yakıyoruz, anasını satayım, o da 176 milyon elektrik faturam geldi. Onu da kapatacağız. Vallahi bilmiyorum, ben ne bileyim, ben bu işlerden anlamıyorum.